Yahudiler, Hazreti İbrahim'i tanıyan, onun örf ve adetlerini bilen bir topluluktur. Onların iman ettiği peygamberler arasında o da vardır. Gel gelelim onların bazı inanç ve değerleri bizimkilerden biraz farklıdır. Onlar kurban etme ve benzeri bazı olayların Hazreti İsmail değil de diğer oğlu İshak'la olduğunu iddia ederler. Onların bu iddialarının temelinde İslami değerleri desteklememek, olayları çarpıtmak vardır. Bir gün Yahudi bir din adamı, Kahire'de Kurban Bayramı'nın yaklaşmakta olduğu bir gün, kendi kendisine bu durumu düşünüyor, Müslümanların bu işleri nereden çıkardığını söyleyip kendi kendisine gülüyordu. Yolda bir camiye denk geldi. İnsanlar namazdan çıkıyor, birbirlerine selam verip hasbihal ediyorlardı. Yahudi adam bir süre onları izledikten sonra yanlarına gelerek selam verdi. Karşısında bir Yahudi gören Müslüman cemaat şaşkınlıkla ona baktı. Yahudi adam, "Ne kesiyorsunuz bu bayram?" diye sordu. Birisi, "Sana ne pis Yahudi?" diye cevap verince adam bu durumu gülümseyerek karşıladı. "Lütfen terbiyeli olun," diye cevap verdi. Cemaatten birisi söze girerek, "Koç keseceğim," cevabını verdi. Yahudi, "Ben de tavuk," deyince bir müddet kimseden ses çıkmadı. Hiçbir şey demeden arkasını dönüp giden Yahudi adam, cemaatin şaşkın bakışları arasında uzaklaştı. Müslüman cemaatle dalga geçmekten haz alan adam, bunu karşısına çıkan birkaç camide de tekrarladı. O akşam eve döndüğünde yaptığı işleri meziyet gibi kahkahalarla ailesine anlattı. Ailesi de buna eşlik ettiler. İyi yaptığını söyleyip güldüler. Yahudi adam o akşam yemeğini biraz fazla kaçırdığı için erkenden yatağa gidip uyumak istedi. İstirahat etmek için yatağa uzanıp gözlerini kapattığında çok geçmeden uyuyakaldı. Gece yarısı bir adam şiddetli bir sesle gözlerini açtı. Odanın içerisinde kocaman, bembeyaz parlak bir koç vardı. Hayal bile edilemeyecek kadar yüksek bir şekilde bağırıyor, adam anlam veremediği olay yüzünden çıldıracak gibi oluyordu. Ellerini kulaklarıyla kapatan adam bağırarak odadan çıktı ve evin içinde koşturmaya başladı. Karısı onun sesine uyanarak yataktan fırlayıp doğruca yanına geldi. Adam haykırarak ağlıyor, kulaklarını kapatıp öylece evin içinde koşturuyordu. Bir süre bu hal sürdükten sonra bir koltuğa oturtuldu. Yahudi adam evin içinde kocaman, beyaz renkli parlak bir koç gördüğünü, bağırarak üzerine saldırdığını söyledi. Ailesi bunun bir rüya olabileceğini, kendine gelmesini söyledi. Ancak adam o sırada tekrar aynı durumu yaşadı. Kulağına gelen ses adeta beyninin içinde zonkluyor, onu çıldırtacak gibi oluyordu. O geceyi öyle sabah eden adam sabah olunca doğrudan doktora gitti. Yolda giderken bile aynı sesleri duyuyor, otoyol kenarlarında bekleyen koçlar görüyordu. Doktora gidip durumu anlattığında doktor yapacak bir şey olmadığını söyledi. Hayatının karardığını düşünen Yahudi adam hemen hastaneden fırlayarak bir süre daha bu şekilde kaldı. Gecesi gündüzü zindan oluyor, kulakları koç sesiyle çınlıyordu. Birkaç gün sonra aklına camiye gidip bunun sebebini öğrenmek geldi. Doğruca dalga geçtiği insanların bulunduğu camiye giderek durumu anlattı. Herkes ona gülerek başına gelen olayı hak ettiğini söylediler. Yahudi adam yalvara yakara bir çaresi varsa söylemelerini istedi. O sırada camiden çıkan imam Yahudi bir adamın cemaatle durduğunu görünce merak ederek yanlarına geldi. Anlatılanlara kulak misafiri olunca adamın derdini anladı. Onu bir kenara çekerek, "Şimdi bu insanlardan özür diledin. Yoksa Allah bu belayı başından asla kaldırmaz," dedi. Yahudi adam cemaatin her birinden tek tek özür dileyerek helallik aldı. Bunu diğer camilerde de yaptıktan sonra aniden gördüğü koçun ortadan kaybolduğunu, kulağındaki seslerin kesildiğini gördü. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette asi kelimesi geçmektedir. Hepsi de Allah'ın emirlerine karşı gelen, ona itaat etmeyen, günahkar, serkeş anlamlarında kullanılmıştır. Hadis-i şeriflerde de durum aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in bu konuyla ilgili birkaç ayeti şöyledir. "Babacığım, şeytana tapma, çünkü şeytan merhametli olan Allah'a baş kaldırmıştır, asi olmuştur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder, baş kaldırır ve sınırlarını aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir kadın ve erkeğe o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı, onun gönderdiklerini tebliğdir. Artık kim Allah ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibilerde içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır.
hem bilin ki içinizde Allah'ın elçisi vardır. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu kalplerinize zinet yapmıştır. Küfrü, fısk ve isyanı da size çirkin göstermiştir. İşte doğru yolda olanlar bunlardır. Hadis-i şeriflerde de asinin yerildiğini ve Allah Resulü'nün her fırsatta müminleri bundan sakındırdığını görmekteyiz. Mesela Müslüman olmuş bir kadının ismi Asiye'ydi. İsyan eden kadın anlamında. Resulullah onun adını Cemile olarak değiştirdi ve ona "Sen Cemilesin" dedi. Kim tavla oynarsa şüphesiz o Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Başka bir rivayette sanki elini bir domuzun kanına ve etine batırmış gibidir gibi hadislerde asi Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi karşı gelen anlamında kullanılmıştır. İslam dini daima insanları bundan sakındırmıştır. Yüce Allah'ın bir ismi, bir sıfatı olarak ettevvapsa itaata yönelerek Allah'a dönen kişinin istediği bağışlanmayı kabul edip o tövbekar kulunu huzuruna alan ve onu affeden anlamındadır. Bu itibarla tövbe, kul hakkında günahlardan dönmeyi, Yüce Rabbimiz hakkında da cezalandırılmaktan dönmeyi ifade eder. Yani kul Rabbine döner, Rabbi de onun bu yönelişini kabul eder ve onu cezalandırmaktan vazgeçer. İşte bu manada ettevvap sıfatı kulların tövbelerini her yönelişlerinde rahmet ve mağfiretleriyle kabul eden demektir. İslam'da tövbe, birisi Allah, diğeri kul yönünden iki farklı anlam taşır. Allah yönünden tövbe, yapılan kötülüğü, işlenen günah veya kabahati affetip bağışlamaktır. Kul yönünden, yaptığının kabahat veya günah olduğunu bilip, onu bırakıp terk ederek Allah'a dönmek, yani onun emirlerine uymak ve yasak ettiği şeylerden kaçınmak suretiyle, Allah'a sığınarak ondan affetmesini, bağışlanmasını dilemek, yaptıklarından pişman olduğunu da belirterek, yalnız ona yalvarmak demektir. Mesela, bir kabahat, söz gelişi içki içmeyi sırf bedenine yapmış olduğu bir zarardan dolayı veya malına yahut da şerefine zararı dokunduğu için terk etmekte olduğu gibi Allah rızası ve Allah korkusu düşünülmeyecek olursa bu gerçek manada tövbe sayılmaz. Çünkü tövbe yaptığı işin günah olduğunu, kusur veya kabahat olduğunu, suç işlediğini kabul etmekle başlar. İşte bu anlamda tövbe bir ibadet olarak da sadece Yüce Rabbimize tahsis edilmelidir. Gazali'ye göre tövbe ilim, hal ve fiil gibi sırasıyla birbirini gerektiren üç şeyin birleşmesinden meydana gelen değişmez ilahi bir sünnettir. İlimden maksat, günahların ve büyük zararların kulla Allah'ın rahmeti arasında Allah'la kulu birbirinden ayıran bir perde teşkil ettiğini bilmektedir. İnsan kalbinde ve zihninde bunu böylece kesin olarak kavrayınca Yüce Rabbini yani sevgili Mevlasını kaybettiği için bir elem ve acı duyar. Hele kusur ve kabahat kendi tarafındaysa bu üzüntüsü elem ve ızdırapı daha da artıracaktır. İşte Rabbini kaybedip ondan uzak kalmasına sebep olan bu kusur ve kabahatinden dolayı duyduğu acı ve çektiği eleme pişmanlık veya nedamet denir. Bu acı ve elem kalbini ve gönlünü iyice kapladığı zaman yeni bir hal, yeni bir durum ortaya çıkar ki bu da şimdiki, geçmiş ve gelecek zamanla alakalı olan bir işi, bir fiili tasarlayıp kasıt ve niyet etmektir. Şimdiki zamanla alakası yapmış olduğu kabahati hemen terk edip bırakmaktır. Gelecek zamanla alakası kendisini Rabbinden ayıran bu kötülüğü veya kabahati ömrünün sonuna kadar asla yapmamaya azimli ve kararlı olmaktır. Geçmiş zamanla alakasıysa kaybettiğini, zararlarını iyilik etmekle veya kaza etmekle telafi etmeye çalışmaktadır. İşte ilim burada tövbenin birinci unsurudur ki bundan da maksat iman ve yakindir. Çünkü iman günahların öldürücü bir zehir olduğunu akla gösterip kalp ve gönüle tasdik ettirir. Yakin ise bu tasdiki daha da kuvvetlendirip şüpheyi ve zannı ondan uzaklaştırarak kalbe onu tam manasıyla yerleştirir. Bu imanın nuru kalpte parladığı an orada pişmanlık ateşini yakar. Kalp bu iman nuru sayesinde Yüce Rabbinden ve onun sevgisinden uzaklaştığını anlayınca acı duyar ve elem çeker. Böylece tövbe eden kimsenin kalbini bu ayrılık ve sevgi ateşi öylesine yakmalıdır ki bu ateşin verdiği heyecanla kaybettiğini tekrar elde etmeye yönelsin. Şu halde ilim, pişmanlıkla şimdiki ve gelecek zamanda bu işi yapmamaya azimli olmak ve geçmişteki zararı da telafiye çalışmak gibi birbirini takip eden üç unsurdur ki hepsine birden tövbe denir. Çok kere yalnız geçmişte olan bir işe pişman olmaya tövbe demişlerse de ilim onun evveli ve öncesidir. Kabahati, günahı bırakıp terk etmekte onun neticesidir. İşte bu manada sevgili peygamberimiz pişmanlık tövbedir buyurmuştur. Çünkü pişmanlık pişman olmayı gerektirir ve onu neticeye götüren ilimden ve onu takip eden azim ve irade gücünden uzak olamaz. İlimsiz ve azimsiz pişmanlık mümkün değildir. Bundan dolayı tövbenin tarifinde geçmiş hataların verdiği bir iç sancısıdır denilmiştir. Zira bu yalnız içteki, gönüldeki acı ve elemle ilgilidir.